Da wird er in der Verbindung. Ne doğru yaklaşım. Ayrımın böyle zaten ama. Şuradan falan yapacak. Şurada şöyle olacak. Altını, hatta üstleri de şöyle dizi kat yapalım. Bunlar böyle ayrı kısa kısa çıkıyor. Güzel olacaksa tamam.
kazıcı efendim. Toparlanmıştır değil mi herkes derince? Gerçekten mi? Sarı gözlüğün her yeri. Çok büyük hissettik o yüzden. Yani. Normalde şöyle kırptığımda veya attığımda içleri şöyle hafif dönecek. Şimdi. Şöyle. Katmanın dediğin bir şey olur mu? Çıksın mı? Yok katman. Sadece aralara şöyle bir iki tane şey kısaksa. Gizli kadar. Hani. Büyük bir şey. Büyük. Yüksek olur. Bunu öyle yaptığımda hani. Şöyle bir iki tane hareket. Sen şimdi kaçıncı sınıfta okuyorsun? İki. Şeyi öğretiyorlar mı size ilk sınıfta? Arabayı temiz kullanmayı. Anladım. Ne bileyim yani doktordan çok temiz diye. Hayır bir yılanda doktordan çok temiz diye. Valla. Bizim herhalde. Ben çok pis kullanırım babamın arabasını. Tıpta dedim ilk sene onu öğretiyorlar. Ama şey oluyor. Birçok şey aynı anda yani bu şey olarak abarttığı için değil de birçok şey aynı anda yapmaları gerektiği için bayağı bir düzen oluyor. Yani hayatımı bayağı bir her şeyi sıkıştırabiliyorum şu an. Evet. Birine bayağı bir şey sığdırmak gerekiyor. Yazın güzel mi? Güzel. Şu an. Ne zaman? Şimdi bozuluyor ama yavaş yavaş. Çok hızlı mı yazıyorsun? Yazmak zorunda kalınca evet. Yazmazsam anlamıyorum. Yazdığım zaman kısaltı kısaltı yazınca zaten saçma oluyor. Bazen kısalttığını kendim anlıyorum. Bazen yazı yazmaya da düşüyorum böyle. Bir şey yazmam gerekiyor. İlk sayfa muntaba. 3-4 sayfa yazar. Son sayfayı ben bile okuyorum. Eczacılıkta da şeyi öğretiyorlar değil mi? Sizin yazınızı okuyabilmek. İlk sene doktor bölümü. Nasıl okumuş? Ay güzel oldu. Şeyler yapmam gerekiyor. Biraz geriden alalım.
şey yapma. Çok nizami değil böyle. Tam eşit böyle simetrik evet. Değildir efendim. Dağınık bir kaydırma da eşit. İstersen şöyle başlayalım. Geri atayım. Daha mı güzel? O düz önüne düşmek işte biraz daha havalı. Şunu da şuradan birazcık kaldırsak. Alayım.